Ne fark ettim biliyor musunuz? 5 aydır video koymuyorum. Bu beni hem üzdü, hem sevindirdi. Hem çok özledim video editlemeyi, çekmeyi. Hem de gerçekten hissetmiyorken video çekmemek hoşuma gitti. Aslında video çekebileceğim çok zaman oldu bu 5 ayda ama bir şekilde öyle hissetmedim. Zor da bir yaz geçirdim. Belki bu videoda küçük bir dertleşme yaparız. Çünkü çekim yasası günlüğümüzün stoklarının bitişi ve ikinci baskının yapılışıyla videoların viral olmasıyla çok fazla yeni insan var burada, onu da biliyorum. Sizden gelen bütün mesajları görüyorum, podcast'ı dinlediğinizi görüyorum. Bunlar beni çok mutlu ettiği için dedim ki Ceylin, al eline kamerayı, yavaş yavaş da olsa birazcık şöyle bugün pazartesiyken bir haftalık vlog yapalım. Belki bana da iyi gelir. Evet, şu an en sevdiğimiz Asayici'ye geldik. Gerçekten bu sefer Türkiye'den döndüğümden beri gün aşırı asayi yiyoruz burada. İnanılmaz derecede. Bu kadar sık yemek ne kadar sağlıklı ben de bilmiyorum. Ama bağımlılık yaptı. Çünkü bu yeni bulduğumuz yer saf asayiden yapıyor. Yani hiçbir şey karıştırmıyorlar içine. Neden? Story and I said how was it and he said love. Asayi getirenleriniz çok olsun. Eyvallah buyur. Evet, bu bizim en sevdiğimiz asayi. Kim o? Vlog. Bağımlılık yapan bir şey. Sup vlog. Bir de Cem'in şu büyüklüğüne bakar mısınız? Bu arada sanki şu small boyu senin kabına koysa ben daha rahat yerim gibi. Özlemiş misin? Kaç gün önce yedin? Bir. Biraz. Bu nasıl bir dolmak? Arttıramıyorum. Okay. Evet, gerçekten YouTube'a video koymayalı 6 ay olmuş. Ben de inanamıyorum. Aslında birazcık böyle çekmeye bir şeyler tam heveslenmiştim ki ondan sonra maalesef dedemi kaybettik. Normalde ben böyle kanalda inanılmaz özel hayatımdan ya da işte ailemden vesaire çok bahseden bir insan değilim. Ama hani bu süreç tabii ki de işte benim podcast atma sıklığımı etkiledi, video atma sıklığımı etkiledi. Yaklaşık Haziran'dan beri böyle bir olayla uğraştığımız için özellikle. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül.
neredeyse 5 ay olacak. Zaten ben 6 ay önce atmışım. Aslında hani bu süreçte çok şey yaptım böyle normalde çekebileceğim ama yani o kadar bir şey çekmeyi bırakın yapıyor olmak bile içimden gelmiyordu ki hiçbir zaman böyle içimden gelmediği zaman işte podcast çekmek, video çekmek öyle bir onu yapabilen biri değilim. Özellikle hani benimki gibi böyle daha kişisel gelişim ve hani böyle iyilik üstüne konuştuğumuz bir kanal varken zaten bu gerçekçi de gelmiyor. Ama yavaş yavaş özellikle podcast bölümlerine dönmeye çalışıyorum. Ve aynı zamanda da hani dedim ki neden olmasın? Belki böyle bir yavaş yavaş video çekmeye başlayabilirim. Çünkü hem çekmeyi hem editlemeyi çok özledim. Hem de aslında ne kadar güzel bir anı birikimi yaptığımı fark ettim. Sizlerle böyle her şeyi paylaşabildiğim bir yer olduğunu biliyorum YouTube'un ve çok hoşuma gidiyor. Çekim yasası günlüğü kısmına gelirsek böyle hazır bir burada oturtmuşken sizi karşımda. Aslında işte hayat o kadar enteresan bir şey ki ben bu zor günleri yaşarken çekim yasası günlüğümüz viral oldu, çok satıldı, birinci baskısının stoğunu bitirdik. Yani bu kanalda ilk günden beri olanlar varsa yani çekim yasası günlüğünün yapma girişimin başladığından beri buradasınızdır. O yüzden çok değişik geliyor. İkinci baskısını bastık. İkinci baskısını da ön siparişlerde yüzlerce sattık. Ve şu an neredeyse ikinci baskıyı bitirmek üzereyiz. Ve geçen sene normalde Aralık'ta ilk baskıyı çıkarmıştık. Yani daha tam bir sene bile olmadan neredeyse ikinci baskımız bitecek. Hatta büyük ihtimal bir sene de olmadan bitmiş olur diye düşünüyorum. Belki de birinci senesinde üçüncü baskımız geliyor olur. Hem Train of Thought'un takipçisi, podcast'in takipçisi çok arttı. İşte Instagram hesabının çok arttı. Beni de değişik bir sürece yönlendirdi. Özellikle o alanda daha çok üretmeye. Ve sizden gelen o kadar güzel mesajlar var ki. Yani böyle tam ay hani... Şu an uygun değilim, çekemem, kaydedemem vesaire derken sizden öyle bir mesaj alıyorum ki mesela lütfen şunu çek, bunu çek, şöyle iyi geldi vesaire tekrar motive oluyorum. Bunlar çok değerli çünkü hani emek harcıyorum, o podcast'i kaydediyorum, videoyu kaydediyorum. Sonra onların size de faydalı olduğunu duyunca süper. O zaman amacına ulaşmış oluyor ve ben de bütün motive devam ediyorum. YouTube'u çok özledim. YouTube'a normalde çok hevesli başlamıştım zamanında. Ama sanki birazcık böyle yeni dünyada YouTube'un da şey olduğunu hissetmeye başladım. Yani çok saturated, yani her şey artık var. Hani eskisi kadar istediğin kişiye ulaşabiliyor musun bilmiyorum. Bayağıdır buralarda yokum. Ama bu şu an böyle birazcık sohbet gibi oldu. Ama burada olanlar biliyordur. Biz bazen oturup zaten podcastlere de paylaştığım muhabbetlerimi burada çekiyoruz. Bazen de vlog yapıyoruz. O yüzden inşallah amacım hem kendim için hem sizin için hem podcast'te olacak bölümlerimizi en azından bir tanesini bile olsa her ay burada sohbet olarak yayınlayalım. Ve birazcık vlog, birazcık böyle kısa kısa eğer siz de hoşunuza gidiyorsa bana söyleyin. Hem biraz sohbet ettiğimiz, konuştuğumuz hem de birazcık böyle Amerika dediğimiz günleri çekeceğim, çekmek istiyorum. Özellikle şu anda burada Ekim ayı, onlar için güzel Halloween. Yani bayılıyorlar biliyorsunuz, süslesinler, korku şeyleri yapsınlar vesaire. Öyle zevkli oluyor. Benim pek keyfim yok. Çok öyle sanki ki keyifli gözümden hiçbir şey zaten görmüyorum gibi. Ama bilmiyorum, belki bu vlogun bir kısmında böyle kayıp yaz üstüne de konuşuruz. Zaten baksanıza 6 dakikadır konuşuyorum. Sohbet videosu gibi oldu. Böyle sohbet videolarını seviyorsanız kamerayı açıp arada sohbet de edebiliriz kesinlikle.
Şimdi bir saat sonra Dilara'yla, liseden bir arkadaşımla podcast çekeceğiz. Kendisi klinik psikolog artık. Ve şu anda Londra'da yüksek lisansını, hatta ikinci yüksek lisansını kendi anlatır podcastında yapıyor olacak. Emin değilim onu YouTube'a yükleyip yüklemeyeceğimden. Belki Zoom kaydımızla bir şeyler yapabiliriz. Ama kesinlikle podcast'imize geliyor olacak. Podcast'i eğer takip etmiyorsanız şuraya bırakıyorum. Takip edin. Gerçekten bundan sonra orada çok güzel gelişmeler olacak. Öyle. Bu videoyu devam ettiririz. Onunla bugün podcast çekeceğim. Sonra böyle güzel çalışkan bir gün geçirmeyi hesaplıyorum. Ve yoğun bir hafta. Bakalım. İnşallah sizi de yanımda götürebilirim. Tamam, evet. Artık aldığım 10. komentten sonra vloguma geri dönüyorum. Ya böyle ara ara gerçekten çok dürüstçe ara ara hani tamam çekeceğim, hadi soparlayacağım, döneceğim eski şeyime deyip sonra bir şey oluyor ve tam devam ettiremiyorum. Ama biliyorum ki bu kısa böyle bir toparladığımız bir minik vlog olarak gelecek ve sonra da düzenimize devam edeceğiz. Ve en güzeli, ben dün gece 11'de istediğim podcast mikrofonunu satın aldım. Çok ucuz bir mikrofon değil. Çok uzun süredir istiyordum ve düşünüyordum. Gerçekten hani yani ünlü olan mı diyeyim, hani başarılı olan mı diyeyim, ama böyle düzgün podcast olarak düşünürsek o tarz podcast yapan herkesin kullandığı bir mikrofon bu marka olarak. Yani gerçekten uzun zamandır çok istiyordum ve bu adımı attığım için mutluyum. Çünkü hem podcastlerimin kalitesini arttıracak hem de biz podcastle beraber video şeklinde yaptıklarımızı da buraya koyduğum için bence YouTube'um içinde güzel olacak ve hani belki de o mikrofon sayesinde biraz daha böyle motive podcast bölümlerini tekrar videolu yapmaya başlarız ve kanala da gelmeye başlar diye düşünüyorum. Şimdilik bunu paylaşmak istedim. Bugün belki beraber açarız mikrofonu. Şu anda da yoldayım. Arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Böyle hafif güzel şöyle dükkanları gezdiğimiz bir gün olacak. Biraz 1-2 saat keyif yaptıktan sonra yine yoğun bir gün beni bekliyor ama hava çok güzel. Hala burada hava çok sıcak. 25-26 derece. Genelde özellikle Los Angeles'ın Ekim ayı böyle geçiyor. Ama yazın başlarında çok zor ısınıyor. Yani Haziran'da falan gerçekten hala eşofman ve sweatshirtle geziyor oluyorsunuz. Böyle de bir hava durumu update'i. Böyle. O zaman güne devam edelim. Şimdi geldiğim alışveriş merkezi buranın en büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesi ve benim en sevdiğim. Böyle bana tam bir Türkiye hissettiriyor. Türkiye'nin Amerika'sı. İyi gelen alışveriş merkezleri, böyle iyi gelen alışveriş merkezleri olur ya size. O, bu burası orası. Bir şeyler çekmeye zorluyor bu ara. Kendime verdiğim ödülü farkında mıyız? Kızlar beni anlar. Bugün regle oldum da. We found it. Okay. Cute. Neyi? Oturma yerim ya. Neyse, Mayburn'da oturdum. Ya yürürüz belki bir yerlere. Oha, niye bu kadar kalabalık? Mikrofonum geldi. Hazır mıyız? Bak, sizi şöyle koydum. Okay.
normalde burada kargoları bayağı evinizin önüne getiriyorlar. Yani kapınızın önüne bırakıyorlar. Ve evet, kimse çalmıyor. Geldiğimden beri aslında en şaşırdığım şeylerden bir tanesi bu arada. Ama bu ara bizim kargoları artık aşağıda bırakmaya başladılar. Orada da kimse çalmıyor burada. Aşağıda dediğimde böyle bir lobi alanı var. Orada bırakıyorlar. Orada bırakıldığını gördüğüm an koştum korkudan. Ya böyle değerli bir şey olmadığında çok sorun olmuyor ama böyle bir şeyde korkuyorum. Buranın sadece en güzel yanı, özellikle böyle Amazon'dan burada bir şey söylediğiniz zaman gerçekten hani çalındı, işte gelmedi vesaire, geri göndermek istiyorum. Bu tarz şeyler o kadar kolay ve sorgusuz yapılıyor ki öyle bir rahatlık var. Bilmiyorum niye bu kadar açıklama yaptım size. Bu matruşka gibi oldu. Niye bu kadar uzun sürdü onu açmak sizce? Mikrofon da yemin. Sizi şimdi böyle koyabilirim. Küçük de değil bu arada. Ne kadar ağır, daha hafif bir şey bekliyordum. Bayağı ağır bu arada. Ay! Çok heyecanlandım, çok güzelsin. Ya çünkü bilmiyorum niye bu kadar heyecanlandım. Ama herhalde böyle çok profesyonel kişilerin elinde falan görüyorsun ya, bilmiyorum. Eskiden hala öyle. Hani böyle kamera beni çok heyecanlandırıyor. O sektörde çalışmaya çalıştığım ve çalıştığım için, ama hiç mikrofon beni bu kadar heyecanlandırıyor. Buna şimdi bunu böyle tutacak güzel bir ayaklık almam lazım. Ama gerçekten böyle en güzel görünenler çok pahalı. Çirkinleri de çirkin. Böyle tutarak da aslında kullanabilirim. Ama belki hani şimdi ilk biraz tutarak kullanırım. Ama ağırmış yani tutmak için. Kesin mutlaka bir noktada ihtiyacım var. Aa, mesela masada kullanırken böyle de duruyor. Çok iyi. O beni mutlu etti. Herhalde bir de şey olacak. Kabloları. Bu heyecanıma ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Yakında bunlarla podcast'imiz gelecek. Ay çok tatlı. Hayır, ben sen şey gördüm sandım. Bir hocanı falan gördüm sandım bu arada. Anladım. Seninkilerden biri olun dedim. Bir ses dediği de mi? Kayda aldım bunu görken. Hayır, İleride. Peki hala Azil'in sinirleri bozuk mu? Ya ben... Senin dişini sıkma. Benim... Evet. Müze fit check. Şimdi bizim üniversitenin, yani UCLA'nın oradaki Hammer Museum'a geldik. Çok güzel bir sergi var. Kahvemizi içtik ve müzenin içine giriyoruz. Ben bayağıdır bu müzeye gelmek istiyordum bu arada. Bu kadar 4 yıldır burada okuyup asla gelmemem ve bugün gelmem. Komik. Bu arada bu müzenin güzelliklerinden bir tanesi de UCLA'da öğrenciyken burada çalışabiliyorsunuz. Aslında heveslendim ama bir şekilde uygun pozisyon bulamamıştım. Bir de müzede durmak biraz sıkıcı. Çok korkunç. Yani peki biz sanat müzesi... Anlamıyoruz yani. Hani sanatla olan ilişkimiz. Neden her yerde... Halı. Çok halı. İstiyor. Dön bakalım. Düşecek şimdi başı. Çocuk. Çocuk. Çok komik bir video çıkıyor değil mi? Bugün yani bütün inim. Yani çok komik. Bunu düşecek şimdi. Ama. Düşmezsin aşkım, o onun için dizayn edildi.